Niye yatmadın? Uykum yok. Anneni aradım. Merak etmiş kadıncağız. Ben de olduğunu söyledim, biraz rahatladı. O kadını söylemedim üzülmesin diye. İyi etmişsin. Ne istiyormuş o kadın? Ne konuştunuz? Tamam. Sorumu geri aldım. Ne değişti? Ha? Ben dışarı çıktım da ne oldu? Sırtımda salyangoz gibi hapishanemi taşıdıktan sonra ben ne anladım bu hayat? Burada kalsam da gitsem de hiçbir şey değişmeyecek ki. Benim mahkumiyetim hiç bitmeyecek ki. Sen böyle yaparsan bitmez tabii. Oğlum bir silkelen, kendine gel artık. Koy verdin gitti. Bak fıstık gibi manitan var. İyi olmadığını duydu, koştu geldi. Bu kız seni seviyor, aşık. Ben sevilecek adam değilim. Hadi be. Bütün kızlar hasta sana. Yarın bu gider, öbürü gelir. Hiçbir zaman yalnız kalmazsın. Toparlan. Kendi değerini anla. Adam gibi bir iş bul. Sonra bir ev tut kendine. Ne oldu? Biz bu kadar çabuk başından atmaya mı karar verdin? Hadi lan, olur mu öyle şey? Başımın üstünde yerim var, biliyorsun. Ama ben bir düzen kurman için söylüyorum. Bırak dövüşü bahisi, sıyrıl pis işlerden. Bir düzen kur. Herkes gibi normal bir hayatın olsun istiyorum. Para durumun nasıl? Var. Doğru söyle. Var lan işte, var. Bak. Ne zaman ihtiyacın olursa. Benim param senin paran. Eyvallah. Miden? Fena değil. Nasıl oldu bu yara, anlatsana. Merak ediyorum lan. Herifin biriyle dalaştım içeride. Ferhat mı? Kim bu Ferhat? Hiç. Önümü kesenlerden biri. İçeri girdiğim günden beri taktı bana. Bir bana laf geçiremedi tabii. Bir beni tebaasını alamadı. Otoritesine bir ben karşı çıktım. Her gün biraz daha bilendi bana karşı. Her gün biraz daha pisleşti. O herif huzursuz uykularımın, korkularımın, kendimi korumak için yastığımın altında sakladığım şişin sebebi. Ben dört duvar arasında yaşadıklarıma katlanırken dışarıdaki hayata duyduğum öfkenin sebebi. O herif sayesinde kaderime hiç sızlanmadım, biliyor musun? O herif tek damla gözyaşı dökmeden kimseye intizar etmeden yaşadığıma sövmeden günlerimin geçmesine sebep.
Kendi yarattığın bir bela. Bu yaranın sebebi. Beni eksilten adam. Thank you.